Dünyanın tadı ekibi olarak şimdi de Küçükköy'de Boşnakların o lezzetli, o meşhur mantıları. Evet, rebisa. Rebisa yapıyoruz. Evet, rebisa yapıyoruz. Hamuru. Un, tuz, su var. Aynı, börek hamurunun. Börek hamuru. Aynı. Geçen hafta boşnak böreği yapmıştık. Bu hafta aynı hamurla un, tuz, su ama yağlı. Bezelendikten sonra yağlıyorlar, iyice yağlıyorlar zeytinyağıyla. Ve oklavasız, gördüğünüz gibi eliyle açıyor hanımefendi. Evet. Döne döne. Döne döne. Bakın. Eliyle açıyor ve hiç yırtılmıyor maşallah. Hamuru incelik açtı. Oklavayla açılmaz böyle. Açılmaz. Oklavayla açılmaz. Elde. Hamurumuzu incelik açtık. Şimdi içimiz geldi. İçini koyuyoruz. Kıyma. Kıyma, soğan, karabiber. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Nasıl bir mantı olacak merak ediyorum. Bizim Kayseri mantısı gibi değil. Hayır, değil. Bu rebisa. Boşnak mantısı. Boşnak mantısı. Boş da oluyor, kıymalı da oluyor isteğe göre. Yağlıyoruz. Yağını atıyoruz. Hamurumuzu yağladık. Evet. Şimdi bakın. Çarşafla. Çarşafla sarıyoruz. Evet. Hamurun fazla kısmını alıyoruz. Evet, kalın olan yerini. Hamurun ince olması lazım. Bakın yufkayla doluyoruz. Aynı şekilde doluyoruz. Börek, börek dolar gibi doladık. Sadece. Evet bakın boşnak böreği yapar gibi aynı şekilde yaptık. Şimdi diğer tarafını yine aynı şekilde. Yine fazla hamurumuzu alıyoruz. Yerken ağzınıza hamur değil kıyma gelecek. Evet. Geçen hafta yaptığımız böreğin tadı hala damağımda. Şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Evet, tepsimizi yağlıyoruz. İkiye böldük. Bakın şimdi doladığımız hamurlarımızı kesiyoruz. Evet. Ufak ufak bohçalar yapıyoruz. Evet. Ve tepside top top diziyoruz. Diziyoruz evet. Piştikten sonra yoğurtlu sarımsak. Oo. Kuru da yeniyor. Hiçbir şey üstüne koymadan. Burnuma çok güzel bir koku geliyor. Of 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 kamera arkasından. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın bir taraftan yapıyoruz bir taraftan da pişmişi geldi. Evet. Sıcak sıcak elimizi yakmadan. Bu da pişmiş hali. Evet pişmiş hali. Bakın bu şekilde dolduruyoruz fırına atıyoruz. Fırından çıkmış halde bu. İsterseniz siz bir taraftan doldurmaya devam edin. Fatma Hanım nasıl yenir? Madem sizi getirdiniz siz de sunumunu yapın. Börek kıvamında bir mantı oldu bu. Bu bizim bildiğimiz Kayseri mantısı gibi veya diğer mantılar gibi değil. Bu şekilde de yenebilir. Sanki poğaça gibi, börek gibi yenebilir. Yoğurtlu da yiyorlar. O isteğe göre artık değişiyor. Bakın mantımızın üzerine rebistamızın üzerine yoğurt. En son üzerine. Evet üzerine zeytinyağından yaptığımız enfes bir sos. Evet pul biber ve nane. Çok güzel oldu görüntüsü şahane. Tabii zeytin bahçeleriniz olunca zeytinyağını da bol kullanıyorsunuz. Hemen hemen herkesin bir zeytin bahçesi var burada. Var çok şükür. Maşallah hemen ben çatalımı da alayım. Ve tadına bakayım. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Siz yaptınız Fatma Hanım sundu. Görüntüsü şahane, görüntüsü şahane çiçek gibi, çiçek gibi şu anki hali. Bakalım tadı nasıl? Çok lezzetli, çok lezzetli. Özellikle yoğurtla beraber daha da böyle hafifleşti. Ben bayıldım. Biz bu güzel boşnak mantısını yiyelim. Ardından daha yapacak lezzetimiz çok. Burası Ayvalık Küçükköy. Afiyet olsun. Şimdi Sema Hanım'la beraber Girit mutfağından Girit böreği yapıyoruz. Tarihte mübadele zamanında Girit'ten buraya, buradan Girit'e ve Midilli'ye nüfus değişimi oldu. Oradan buraya gelmiş bir lezzet. Evet, aynen öyle. Girit böreği. Girit böreği çok basit. Yufka, tatlı lor, Ayvalık'ın meşhur tatlı loru, 5 tane yumurta, nişasta ve zeytinyağı. Bu kızaracak kadar. Bu kadar. Başka da bir şeyi yok. Çok basit diyor Sema Hanım. Çok basit. Herkesin yapabileceği, çok sevecekleri bir tarif. Şimdi merakla sizi izliyoruz. 5 tane yumurtayı kırıyoruz. Tatlı lor peynirlerinin üzerine 5 tane yumurtayı kırıyoruz. Ben de bu böreği çoktan beri yapmamıştım. Bak sayenizde börek yapmış oldum. Oh, çok şanslıyız. Afiyetle yeriz birazdan. Böyle karıştırıyoruz.
şöyle yaptık. Tabii güzel de karıştırdık. Daha güzel karıştırabilirsiniz. Şimdi yufkalarımızı açıyoruz. İki tane yufka açıyoruz üst üste. Ben de tutayım onu size yardımcı olayım. Yarısını şöyle gezdiriyoruz. Oo, harcı bol, içi bol. Kenarlarına fazla götürmüyoruz çünkü bunu rolo haline getireceğiz. Şöyle sadece orta yerlerinde olacak. Yufkalar da çok tazeymiş. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi bu kalan harcımızı da aynı şekilde koyuyoruz şöyle. Gördüğünüz gibi sadece orta yerine koyuyoruz. Şimdi tekrar yufka. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Bunu şöyle attırıyoruz üstüne. Tamam. Bunu da böyle iki ucunu birleştiriyoruz. Gözleme gibi. Gözleme gibi. Bunu böyle sarıyoruz. Aa, rulo yaptık. Of of of. Bu böyle oldu. Pasta gibi oldu. Pasta zaten bir şey bu. Of. Şimdi bunu böyle yaptık. Tamam, fırına mı atıyoruz? Bir sarı şey var. Yok, fırında değil. Aa, aa, bu nasıl bir şey olacaktı? Şimdi. İzle ve gör. Böyle izle gör. Yaptık bunu. Bakın bakın. Yapınca her yerine nişasta sürüyoruz. Çok ilginç, çok ilginç. Ve fırında değil, bakın ocakta pişecekmiş. Ve hiç içine yağ çekmeyecek. Nasıl pişecek? Çok merak ediyorum. Ocakta pişmesine rağmen. Yağ çekmeyecek. Yağ çekmeyecek ve içindekiler gitmeyecek. Şöyle. Tamam. Bu kalan yerlerine de nişasta ekeriz. Tamam, bu böyle dinlenecek. Hatta zamanı olan bunu 2 saat buzdolabında dinlendirsin. Ulan biz buzdolabına koyalım. Biz buzdolabına yarım saat bekleyebiliriz. Yarım saat bekleyebiliriz. Yarım saat sonra kızartacağız. Biraz nişastalayıp, tamam. Bu oldu. Dinlensin. Hemen buzdolabına atıyoruz. En üste. En üste attık. Yaklaşık 1 saat böreğimizi buzdolabına dinlendirdik. Siz bunu daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Hatta direkt difrize atıp dondurabilirsiniz. O daha da iyi oluyormuş. Evet, difrize atar. Mesela ben bunun yarısını difrize atacağım. Çözüldüğünde de tekrar kızartıp yiyeceğiz. Bakın bu şekilde dilimledi. Şöyle dilimlendi börekler. Oo, çok merak ediyorum. Dağılmayacak mı bunlar pişerken? Hayır, dağılmayacak. Yağı içine çekmeyecek. Aa. Tabii onlar daha da ince kesebilirler. Tamam. Şöyle. Üzerine nişastasını koyduk. Nişasta önemli. Evet, nişasta zaten dağıtmıyor bunu. Yağımız kızdı, zeytinyağında kızartıyoruz. Evet, şöyle fotoğrafını çekiyorum. Hemen Instagram'da paylaşıyorum. Bu tarifleri yayınlar hemen sonra Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Tüm tarifleri orada paylaşıyorum. Dünyayı tadıyorum Instagram adresim. Hemen tadına bakalım. Bakalım girit böreği nasıl olmuş. Şöyle bir parça. Oo, içi bol peynirli, bol peynirli. Çok lezzetli. Harika olmuş. Elinize sağlık. Çok güzel. Yağlı değil, değil mi? Yağ çekmemiş içi. Hiç yağ çekmemiş. Evet. Hani hanımlar çiçek yağıyla zeytinyağını da karıştırabilirler. Benim çiçek yağım olmadığı için direkt zeytinyağlı yaptım. Bayıldım, bayıldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.